2013 yılında ben böbrek nakli oldum. Bu yolun hatta sulanması için çok mücadele ettik. Defalarca işte büyükşehire, valiliğe, Ünye Belediyesi'ne, kaymakamlığına dilekçeler verdik. Yolu düzgün sulamadılar. Sadece işte belediye başkanı geldiği zaman, kaymakam geldiği zaman, işte vali geldiği zaman yolu böyle suladılar. Veya şikayet olduğunda az bir şey suladılar. Yani hiçbir çözüm olmadı. Yani ben 3 sene kendim bu yolda maskeyle gezdim. Yol şu anda geçen sene yapıldı. 3 sene bu yol yapılacak kaldı. Yolu bozdu taş kamyonlar, büyük kamyonlar diyeyim daha doğrusu. Ağır vasıta araçlar. Yol yapılmadı. Biz o 3 sene boyunca bütün tozu yedik. Dilekçelerimize yazdık. Sonra da böyle bir karar aldık mahallecek. Bu yolun kapanması hakkında. Çünkü yol hala dede yani tapularımızda gözüküyor. Yani küçük araçlar yani hatta 10-15 tonluk araçlara kadar bu mahallenin içindeki yolu kullanıyor. Yani buradan sadece çok tonajlı işte mahalleyi kullanamayan çok tonajlı araçlar. Biz zaten başından beri karşıyız yüksek tonajlı araçların geçmesine. O yüzden yolu böyle bir kapatma girişiminde bulunduk. Bu araçlar mesai saatinden sonra fazla tonajdan yük çekiyorlar. Biz bunu yani tahmin ediyoruz çünkü kamyonlar buradan aşağı inerken bile zorlana yani yokuş aşağı olduğu halde bile zorlana zorlana iniyorlar. Taş ocağından çakıl çekiyorlar, taş çekiyorlar. Belli yani yüksek tonajlı. Yolları bozdular. Yani normalde hiç böyle bir şey başımıza gelmiyordu senelerdir. Bu yol yap. Taş ocağı kime ait? Göreceğiz muhtarı Taceddin Kaya'ya ait. Yani biz bu defalarca işte onun için dilekçeler yazdırdık, dilekçeler gönderdik. Ama hiçbir sonuç alamadık. Sadece belli zamanlarda azar azar bu yolu suladı. Hatta tanker bile çalıştırmadılar sulamak için. Küçük bir 200'lük bir Dodge kamyonetinden küçük bir 500 litrelik veya 1 tonluk bir tank vardı. Azar azar bu yolu suladılar. Yani bir dakika bile kalmadı o havanın sıcaklık zamanlarında toz işi. Ondan sonra böyle bir yolumuz bak geçen sene yapıldı. Şurayı görüyorsun işte. Bozulmuş durumda yol çökmeye başladı. Gene aynı sıkıntıları gene yaşayacağız. Biz bu yolu samimi olarak sadece taş ocağının kamyonlarını engellemek için kapattık. Bizim devletimize yol ihtiyacı varsa bu kadar daha veririz. Biz devlete karşı değiliz. Kesinlikle olmayız. Şu mahalle insanlar hep sağduyu sahibi insanlardır. Biz burada 2-3 parçayla kapatarak taşçının yol bulma imkanı da var. Bizim şu ırmağın içinde maden yolumuz var. Onun yol ocağından 150 metre aşağıda. Hiç köylerle alakası yok. Oraya inmemek için elinden geleni yapıyor. Ve bunu özellikle çevredeki bunların işbirliği yapan yetkili arkadaşlarımız da bunu destekliyor. Biz burada 2 kişi yol kapattık. Yol kesmedik. Şu anda ikinci arkadaşımızın yolu şurada kapalıdır, açmaya geldiler ama bunlar nasıl olduysa devlete bunu yedirdiler. Buradaki parsellerin tamamını men ediyorlar. 3091 yasaya göre diyorlar. Bu yasayı biz de araştırdık. 3091 insanların, bireylerin can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlayan bir yasa. Ama bu yasa bize işlemiyor şu anda. Taş ocağına işliyor. Bizim isteğimiz bu. Burada taş ocağını biz bu yoldan çıkarttığımız zaman biz bu kadar daha genişletir açarız bu yolu. Bizim eylem de değildi bizimki baştan. Biz burada böyle bir yasal hakkımızı kullandık ama başaramadık. Devlet bize sahip çıkmadı. Ben Özkan Keskin, bu köyün sakinlerinden sayılırız. Hele pandemiden sonra daha fazla bir şey hal aldı. Her hafta sonu hep buradayız, köydeyiz. İşimiz biter bitmez. Kendimize attığımız yer burası oldu. Daha öncesinden de buradan 2,5-3 yıldan beri CİMER'e yazı yazıyoruz. 5 defa yazı yazdık. Yazıdan sonrasında Ünye Belediyesi bize buraya sulandığına dair bir fotoğraf gönderip işlem yapılmıştır, problem yoktur diye yazı yazdı. Biz yeniden CİMER'e yazı yazdık. Biz sulanmasını istemiyoruz. Sulansa bile bu kamyonların düzgün gidip gelmesini istiyoruz diye bir daha yazı yazdık. Bu yazıya istinaden adres bulunamadı diye bir yazı geldi. Bizim hiçbir şekilde burada işlemlerimiz yol bulmadı. Yani CİMER kimseyi cimmiyor. Bizi anladığımız olay bu. Biz hak derdindeyiz ama haksız duruma düşmüş olduk. En sonunda köylüler düşününce arada ne yapabiliriz, ne edebiliriz deyince bu görmüş olduğumuz yolun üzerindeki arsa herkesin tapulu malı. Mahalle içinden yukarıda geçmekte olan yol normalde belediyeye ait, belediyenin yani kamunun yolu. Bu yoldan insanlar doğru faydalansın diye bir şey olan açılan bir yol. Bu yolda ki işlemler bu zamana kadar gidiyordu tapulu, kimse de sesini çıkarmıyor. Yine sesini çıkarmıyor. Ancak buradan geçen kamyonun hızlı geçmesi,
Burası aynı zamanda bir mahalle içi. Kamyonların tonajların üstünde olması, kamyonların buranın sulanmaması ve yolun bozulması, daha şu asfaltın yapılalı kaç ay oldu yani? Bir yıl olmadı, asfalt bozuk. Yani bu kadar olmaması lazım bu işlerin. Başvuruyorsun, başvurunun hiçbir yere ulaşamıyorsun. Bizim isteğimiz buradan bu kamyonların geçmemesi, isterlerse alttan açılabileceğine dair bir söz var. Tamam, kaymakamlığın burada değil de aşağıdan yol açabilirler. Kendilerine bu konuda yardımcı olabileceklerine dahi söylüyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi dahi buradan bu konuda onlara isterlerse alttan yol açarlarsa bunu yapabileceklerini söylüyorlar. Bize ön ayak olsunlar, bu işimizi halletsinler. Olay bu kadar basit. Evet. Ama biz burada şu an haklıyken haksız duruma düştük. Niye yol kapadık? Bir kağıdım lazım. Sol oğlu. Evet. Tahsil. Tamam mı?